Rasim Özdenören Kuş tüyünün ağırlığı Göğün altında sonbaharda düşen bir kuş tüyünden büyük bir şey yoktur. Oysa tüyün düştüğü tay dağı küçüktür. Bebek ölen bir çocuktan daha uzun yaşayan yok. Oysa Peng Su genç ölmüştür. Ben evrenle birlikte var oldum. Bu noktada benimle her şey bir. Her şey birse konuşmak yersiz. Öte yandan ben bir diyebiliyorsam konuşma nasıl olmayabilir? Konuşma varsa biz hem bire hem de konuşmaya sahibiz. İki, bir, daha üç. Bu noktadan başlayarak en iyi matematikçiler bile sonuca ulaşamaz. Hele sıradan insanlar onlar hiçten ulaşamaz. Dolayısıyla hiçten bir şeyle ilerleyebiliyorsan, sonunda da oraya varıyorsan bundan çıkan sonuç şudur. Bir şeyden başlamış olsaydın bir yere varman daha bile kolay olurdu. İlerleyemediğin için burada dur diyor ve Chang Tuzu orada duruyor. Bu metin beni Hallacı Mansur'a götürdü. Feridüttün Attar Hallacı Mansur'u şöyle anlatıyor. Hallacın sözü enel hak deyişi yanan çalılıkların ben Rabbinizim. Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinde geçen ayet diye seslenmesinden daha inandırıcıdır. Ama insanların yanan çalılığın sesine inanıp da Hallac'ın ben Hakk'ım diyen seslenmesine inanmak istememesi hayret vericidir. Bağlantıyı açıklamaya gerek var mı? Hallac aradığını kendi içinde, kendi kalbinde bulmuştu. Orası Allah'ın eviydi. Orada aşkın hem öznesi hem nesnesi bir arada bulunuyordu. Hadis-i Kutsi'de belirtilen gerçeklik, gündelik hayatımızın içinde birebir yaşanıyor. Kim Allah'tan başka bir şeye taparsa Allah onu ona musallat eder. Nasıl musallat eder? Sen her neyi kendine tanrı yapmışsan, dolayısıyla o şeyin kulusun anlamı vardır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz enel hak diyen bilgenin cümlesini anlamaya talip oluyoruz. Umudun orada çiçeklendiğini düşünüyoruz. Chang Tzu'ya kulak verilmesini öneriyorum. Hiçten başlayıp gene hiçe ulaştığına inanabiliyorsan bir şeyden başlayarak bir yere varılabileceğine inanmak daha kolaydır. Yokluktan gelip yokluğa gidiliyor da varlıktan kalkıp varlığa ulaşmak niye mümkün olmasın? Ben hakkım diye çığıran biri niye hak olmasın ki? O çığırışa kulak veren birinin, kuşun cıvıltısında, atın kişnemesinde, aranın vızıltısında, aslanın kükremesinde, gölün buğusunda, buğdayın sarısında, şafağın kızılığında aynı çığırışı, aynı daveti, aynı meydan okuma tavrını görüp kabul etmesi çok mu zor olur?